Hastalık bu futboldan herkese merhabalar. Topun olmadığı yerin yeni bölümünde Galatasaray'ın sahip olduğu eleştiri kültürü, Okan Buruk'un Saray'ı nasıl daha efektif kullanmaya başladığını ve Yunus'un neden eşine az rastlanır bir kombinasyon olduğunu anlattım. Beşiktaş bölümünde Rafa kanada geçtiğinde siyah beyazlıların neden üretmekte zorluk çektiğini, savunulması gereken alanlar büyüdüğünde yaşanan sıkıntıları ve hocanın yaptığı değişikliklerle oyunculara verdiği olumsuz mesajdan bahsettim. Blade'le haftanın süper performanslarında her iki müsabakadan da ikişer oyuncu seçtik. Her zaman olduğu gibi haftanın analizi topun olmadığı yerde, ikaz her yerde. Beğenin, yorumlayın, paylaşın çünkü topun olmadığı yer başlıyor. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sakatlığı devam eden Victor Osimhen'i bir kenara ayırırsak tamamen ideal 11 ile sahaya çıktı. Kadroyu ve performansları birazdan daha detaylı değerlendiririz. Ancak öncelikle bu ideal 11'e geri dönüşün temel sebebini ele almak istiyorum. Bahsettiğim şey Galatasaray takımındaki eleştiri kültürü. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa maçının 3-0'dan 3-3'e gelmesinin ardından hafta içi Avrupa Ligi'nin en mütevazi takımı Rigas karşısında da bu kez 2-0'dan aynı şeyin yaşanması eleştiri oklarının hedefine teknik direktör Okan Buruk'u koymuştu. Sarı Kırmızılı camiada çok uzun süredir olmayan bir şey olmuş ve sosyal medyada takımın teknik direktörü için istifa tagleri açılmıştı. Açık konuşmak gerekirse bu dünyanın başka bir yerindeki, hatta ülkemizde de birçok başka takım taraftarına pek anlatabileceğiniz bir durum değil. Elbette bu tepkilerin büyük bir kısmının ardında Cimbom'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması ve hatta Süper Kupa'da alınan kötü sonuç olduğunu biliyorum. Ancak bugün geldiğimiz noktada hem ligde hem de Avrupa'da namağlup bir takım var ve bu namağlup takım 8 maçın 7'sini kazanmış, lider, 24 golle ligin en çok gol atan takımı ve en yakın takipçisine de bu alanda 8 gol fark atmış. İşte çok anlatabileceğiniz bir durum değil dediğim şey bu. Elinoğlu şaşırır ve der ki tablo bu, puan bu, skorlar bu ve teknik direktörün istifası mı isteniyor? Öyle çok uzaklara gitmenin lüzumu yok. Aslında İstanbul temsilcileri arasında en vefakar takımın Beşiktaş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki Eintracht Frankfurt maçının hemen ardından taraftarla yapılan bir sokak röportajında muhtemelen akışınıza düşmüştür. Beşiktaşlı bir taraftar çok vefakar bir yerden, çok Beşiktaşlı bir tavırla maçta Ersin'i ıslıklayanları böyle yapacaksanız gelmeyin abi stada diye eleştiriyor ve ekliyor. Bu adam bize bir şampiyonluk kazandırmıştı. Bu mudur senin vefa borcun, bu mudur Beşiktaşlılık? Vefa dedik değil mi? Siz Galatasaraylıların çok iyi bileceği üzere yıllar önce yaptığım, bugüne kıyasla çok daha amatör şartlarda ortaya koyulmuş ancak sunulan bakış açısı tarafında oldukça kuvvetli bir içerik var. En başarılı çünkü en vefasız. Bu seneki namalup performansı falan bir tarafa koy. 2 sene üst üste şampiyon yapan bir Okan Buruk. Ki sadece o değil, Galatasaray formasıyla 46 gol 42 asist yapan Kerem de kötü oynadığında eleştirilmişti. Bir başka takım Kerem'i pamuklara sarıp sarmalayabilirdi ancak Aktürkoğlu şu gün dönüp geri gelsin, ilk üstten alta vuracağı topta yine stadyumda ciddi bir uğultu olacağına dair bahse girerim. Veya Barış Alper Yılmaz geçen sezon öyle kritik anlarda kendi pozisyonu dışında oynayarak inisiyatif aldı ve takibindeki süreçte öyle kritik gollere imza attı ki Cimbom adına belki de sezonun oyuncusuydu. Üstüne Euro 2024'teki performansıyla bunu taçlandırıp herkesi büyüledi. Son 4 maçtır formsuz, 2 maç daha böyle oynarsa uğultular başlayacak. Dolayısıyla burada bu gösterilen tavır sadece Okan Buruk özelinde ya da sadece teknik adamlar özelinde değil, birçok futbolcu için, aslında bu kulübün tüm çalışanları, tüm profesyonelleri için geçerli. Galatasaray şayet bir iş yeri ise şüphesiz bu iş yerinin sahibi Galatasaray taraftarıdır. Ve Galatasaray taraftarı çalışanları için çoğu zaman çekilmez bir patrondur. Uyuyakalabilirsiniz. Evde bir sorun çıkmış olabilir, en basitinden trafiğe takılmış olabiliriz, hepimiz bir gün mutlaka işe geç kalırız. Bu yılda birkaç kere olursa zaten kimse bir şey demez. Ancak aynı hafta içerisinde hem Kasımpaşa hem Riga olmak üzere iki kere uyuyakalırsanız çoğu patron hayırdır ya sen hiç böyle yapmazdın, bir sıkıntın mı var diye yaklaşırken Galatasaray'ın patronu şöyle yaklaşır: kendine gel yoksa seni kovarım. Evet, bu oldukça baskıcı, oldukça totaliter bir iş yeri. Ancak aynı zamanda sadece bu baskıyla mücadele
mücadele edebilenlerin buradan maaş almaya devam edebildiği bir iş yeri. Buraya gelmenin tek kriteri başarılı olmak, burada kalmanın tek kriteri başarılı olmaya devam etmek. Aynı zamanda bugüne kadar o kadar çok üst düzey yönetici işe almış ki mühim bir ismin Galatasaray için çalışıyor olmasını işletme için değil, o çalışan adına şans olarak gören bir patron bu. Galatasaray taraftarı hiçbir zaman kötü giden bir yapıyı destek olarak ayağa kaldıran bir profilde olmadı. Hatta düpedüz bu onların en kötü oldukları alan. İşler gerçekten berbatsa ortada pek bulunmazlar. Sadece kazanmayı talep eden bir patron olarak kaybetmek onlara işkence gibidir. Ve kendileri acı çektikleri için bir başka bakış açısından takımlarını yokluklarıyla cezalandırırlar. Başarısızsanız biz yokuz, başarılıysanız öyle olmaya devam etmeniz için buradayız. O yüzden Galatasaray neredeyse hiç ikinci olmaz. Ya şampiyondur ya ilk dörtte bile yoktur. Ancak en iyi oldukları bir konu varsa, ki bu konuda gerçekten çok iyiler, işler iyi giderken onun iyi gittiğine emin olma ve bu gidişatı bozabilecek en ufak bir aksaklığı dahi derhal ortadan kaldırma görevi. İşte o yüzden de Galatasaray iyi gitmeye başladığında bir kereyle tatmin olmaz. O yüzden Galatasaray'ın şampiyonlukları neredeyse her zaman üst üste gelir. Tarihin en winner sporcularından biri olan LeBron James, kazanmak bir uyuşturucudur ve kimilerimiz buna karşı koyamaz. Ben bir kazanma bağımlısıyım der. Galatasaray taraftarının da kazanmaya ciddi şekilde bağımlı olduğunu düşünüyorum. Hatta öyle bağımlılar ki bu kültürü bizzat inşa eden adamla dahi artık yeterince kazanamıyor diye vedalaşmaktan çekinmemişlerdir. Son 30 sezonda 15, son 20 sezonda 9, son 10 sezonda 5 kez şampiyon olmuş bir takım bu. Üst üste 3. toplamda 25. şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken sanki hiç şampiyon olmamışçasına aynı haftada 2 kez işe geç kalan çalışanını sert bir dille uyarır. Çünkü kazanmaya bağımlı bu patronun açgözlülüğü sizi her daim başarılı olmak zorunda kılmalıdır. Bunu bir sezonluğuna, iki sezonluğuna değil mütemadiyen talep ettiği içinse başarı bir opsiyon değil, tek bir ihtimal haline gelir. Ki o dönem futbolcu olması sebebiyle bunu da en iyi Okan Buruk bilir. Galatasaray tek ihtimali olan insanların hikayesidir. Gelelim maça. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ancak nasıl ki 5-1 kazanılan Adana Demirspor maçının tamamı ya da 3-0'a gelen Kasımpaşa maçının ilk 35 dakikası için skorboardda yazılı olan rakamlar kesinlikle oyunu tarif etmiyor. Galatasaray çok matah bir futbol oynamamasına karşın her geldiğini attı demiştim. Alanyaspor maçında da özellikle ilk yarı için çok net şunu söyleyebilirim. Skorboardda yazılı rakamlar asla bu oyunun karşılığı değildi. Sırf 8 kurtarış yapan Ertuğrul Taşkıran'ın birçok data platformunda maçın oyuncusu seçilmiş olması bile bunun en büyük göstergesi. Ama benim şahsi fikrime göre Galatasaray sadece tek farkla kazanmış olmasına karşın maçın son 5 dakikası haricinde çok güçlü bir oyun oynadı. Hele ilk yarı performansı bu sezon seyrettiğim en iyi Galatasaray'dı. İlk yarıda Alanya gibi topu almak isteyen bir rakip karşısında %57 topa sahip olan Galatasaray %87 gibi elit bir kalitede paslaştı. Ki bu seviyeleri çok uzun zamandır görmüyorduk. Birazdan daha çarpıcısını da söyleyeceğim. Bu aralıkta 9 şut attı, tam 6 tanesi isabetliydi ve kalesinde isabetsiz tek bir şut gördü. 45 dakika içerisinde 18 defa ceza sahasında topla buluştu, Alanyaspor için bu rakam yalnızca 2 idi. İşte dominant oyun nedir'in resmi gibi bir ilk yarıydı bu. Üretiyorsun, pozisyon vermiyorsun, kendin gidiyorsun, rakibi getirmiyorsun. Daha çarpıcı dediğimse şu, Cimbom'un %87'lik bu pas isabet yüzdesini oyunculara dağıtırsak, Muslera 22'de 18, %82. Kaan Ayhan 24'te 23, %96, Davinson 34'te 29, %85, Abdülkerim 37'de 33, %89, Jakobs 31'de 26, %85, Torreira 28'de 23, %83, Gabriel Sara 20'de 19, %95, Yunus 16'da 13, %81, Mertens 14'te 12, %86, Barış 16'da 14, %88 ve Icardi 7'de 7. %100. 11 oyuncu arasından 45 dakika içerisinde adet olarak 5'ten fazla pas hatası yapan tek bir oyuncu yok. Bu sayılar resmi o kadar net çekiyor ki Galatasaray takım halinde inanılmaz paslaşmış. Ki Alanyaspor'da önde baskı yapmayı seven ve bunu yapabilen bir takımdır. Nereden biliyoruz? Maç başına rakip yarı alanda en çok top çalan ekipleri sıraladığımızda Fatih Tekke'nin öğrencileri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hemen ardından 3. sırada listeleniyor çünkü. Dediğim gibi bu kalitede paslaşma
oynamak kıymetli. Bunu Alanya Spor karşısında yapabiliyor olmak daha da kıymetli. Evet, takım halinde çok iyi paslaşıldı. Ancak bu oyuncuların arasında hem adet olarak hem de oran olarak ön plana çıkan bir isim var ki nasıl 1-0'a rağmen Galatasaray sezonun en güçlü oyununu oynadı dediysem, o da daha önce daha fazla gol ve asist yapmış olmasına karşın pazar akşamı bence Galatasaray kariyerindeki en iyi maçını oynadı. 20 pasta 19 başarı kaydeden Sara. Ürettiği 95 yüzdenin yanı sıra bu 19 pasın 3 tanesi de şut pasıydı. Yani öyle sağımdan alayım solumdan vereyim pasları değil bunlar ki zaten birazdan göreceğiz, bir tanesi de asiste dönüştü. Gabriel Sara bu maçta bugüne kadar gördüğümüzden daha fazla özgürlüğe sahipmiş gibi gözüktü. Ve bu özgürlük onun performansını kesinlikle yukarı taşıdı. Neyden bahsettiğimi anlamanız için Torreira ile Sara arasındaki farkı anlamanız gerekir. Önce takımı ilk yarıdaki ortalama pozisyonuna çekelim. Torreira burada, Sara burada, şimdi de nerelerde top aldıklarına bakalım. Lucas Torreira ilk 45'te tam olarak şu alanda yoğunlaşmak üzere 36 defa topla buluşmuşken kağıt üstünde yan yana oynuyorlarmış gibi gözüken Sara bu alanda yoğunlaşmış ve 33 defa topla buluşmuş. Yani hem topla buluştukları yerler hem de ortalama pozisyon bize açıkça söylüyor ki maç kadrolarında her ne kadar yan yana yazılmış olsalar da Sara ve Torreira yan yana değil arkalı önlü oynamış. Peki nasıl? Cimbom eskiden mesela Köln varken beklerinden birini ileri yollayıp diğeriyle stoperleri üçleyerek 3 artı 2 artı 5 yapıyordu. Hep ne diyorum? Bu beşli kurmak, bu beşli bitirmek için var. Ve bu düzlemde Gabriel Sara 3'ün önündeki artı 2'den biri olarak bitiren değil kuran tarafta yer alıyordu. Ve ben de bu durumun onun yeteneklerini sergilemesine engel teşkil ettiğini iddia ediyor. Burada yer aldığında vasatlaştığını söylüyordum. Çünkü tekrar edeceğim, Sara bağlasan durmaz bir profil. Ondan maksimum fayda alabilmek için mutlaka kurulumdan koparmanız gerekiyor. İşte bu maçın ortalama pozisyonuna dönersek, hocanın nihayet bu konuya bir dokunuş yaptığını görmek umut verici bir gelişmeydi. 3 artı 2 artı 5'tense arkadaki kurulumu terse çevirip 2 artı 3 artı 5 yaptı. Ve bu düzlemde gerideki değil öndeki beşlinin bir parçası haline geldi Sara. Çünkü 2 artı 3'te stoperler 2 kalırken 2 bekinizde ancak kurulum tamamlandıktan sonra ileriye destek koşuyor atıyorlar. Ve onların arasına giren Torreira ile birlikte 2 artı 3 tamamlanıyor. Bu sayede Yunus, Mertens, Sara, Barış ve Icardi olmak üzere Brezilyalıyı rahatça öndeki beşliğe devirebiliyorsunuz. Futbol, minör bir değişikliğin majör farklar yaratabildiği bir spor. Ve hocanın bu ufak ama akılcı değişikliğinin Cimbom'un geleceği adına umut verici olduğunu düşünüyorum. Galatasaray için umut veren başka bir gelişmeye, Yunus Akgün'e geçmeden evvel şunu paylaşmak isterim. Bilmiyorum kaçınız benimle aynı fikirde olur ama ben bu oyunda gol ve asistin bir ayıp örtücü olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok kötü paslaştığınız, çok fazla top kaybettiğiniz ya da hiç ikili mücadele kazanamadığınız bir maçta farkı 3'e çıkaran gol ya da asistle skor katkısı yapmış olmanız az önce saydığım departmanlardaki kötü performansınızı saklamamalı. Çünkü o vakit tek olayınız skor yapmak olan bir oyuncu olur ve bir gün gelip skor yapamamaya başladığınız bir dönemden geçerseniz işte o gün çok yüksek sesle eleştirilebilirsiniz. Bunun net bir örneğini çok yakın zaman içerisinde Galatasaray'da gözlemledik. Ancak gol atmadan da takıma faydalı olabilmenin bir yolunu bulabiliyorsanız veya yaptığınız asist ya da gol bir kilidi açıyorsa benim bakış açıma göre işte o zaman çok daha büyük bir oyuncu olabiliyor ya da en azından olmayı hayal ettirebiliyorsunuz. İşte Gabriel Sara'nın ilk yarıdaki harika performansının yanı sıra bu tanıma birebir uyan bir diğer oyuncu da şüphesiz Yunus'tu. Gaziantep, PAOK, RFS, Alanya. Bu 4 maçta da gol atan Yunus Akgün'ün, ki ben bunların arasına Fenerbahçe derbisini de katarım, attığı goller ortaya koyduğu performanstaki en az önemli olan detaydı. Hem toplu hem topsuzda pozisyon alışı, bir kanat oyuncusuna göre neredeyse hiç top kaybetmemesi ve aldığı her topu da pozitif kullanması. Yani attığı golde ters ayağıyla yaptığı o ilk dokunuş, o topu kontrole alması öyle bir seviyede ki gol gerçekten işin detayı kalıyor. 3 sezon önce Yunus Adana Demirspor'da oynarken benim yaptığım bir veri analizinde hem adama eksik hem de servis etme alanlarında yukarılara oynamasına dikkat çekerek bunun ne kadar eşsiz bir kombinasyon olduğunu anlatmıştım. Şöyle tarif edeyim. Gezal mesela muhteşem bir oyun aklı, yumuşacık bilekler, topu istediği yere düşürür ama senelerce bu ligde oynadı. Bir kere defans arkasına koşmamıştır. Ya da bir kere geniş alanda top süre süre götürüp kaleciyle karşı karşıya kaldığını hatırlamayız. Neden? Çünkü yapamaz. Çünkü ağır oyuncu Gezal. Veya Henry Onyekuru. Ver geniş alanı, bayılsın geçsin. Ama o da senelerce bu ligde oynadı. Bir tane akıl dolu asistini hatırlamayız. Yoktur. Neden? Çünkü yapamaz. Onun da oyun görüşü yok. İşte futbolda bu ikisini
ikisinin karışımı yani bir miktar Gezzal, bir miktar Onyekuru profili aynı vücutta çok nadir bir araya gelir. Nadir olan şeyler az, az olan şeyler kıymetlidir. Yunus'un yaptığı bu sıçramanın Galatasaray'ın geleceği adına çok kıymetli olduğuna inanıyorum. O halde sekanslara geçelim ve Akgün'ün yeri geldiğinde nasıl Gezzallikler, yeri geldiğinde nasıl Onyekuruluklar yaptığını pozisyonlar üzerinden görelim. Maçın tamamına erişme fırsatı olanlarınız 22.45'ten 27'ye kadar aralıksız izlerse birazdan söyleyeceklerimi çok daha iyi anlayacaktır. Şimdi burası 22.45. Göreceğimiz bu uzun sekansta bir Alanyaspor pas hatasının akabinde sarı kırmızıların topu aldığı ilk yer. Abdülkerim'den Davinson'a, Davinson'dan Yunus'a, oyun sağdan kurulacakmış gibi dursa da derinleşen Yunus Torreira'ya, Torreira Bardakçı'ya, Bardakçı da tıpkı Davinson gibi sol beki değil sol kanadı Barış'a oynuyor ve oyun sola devriliyor. Barış topla birlikte içeri kat etmeye başladığında Icardi derinleşiyor, hop dönüp terse Yunus'a doğru atıyor ve atak dördüncü kez kanat değiştiriyor. Bu esnada Barış'ın da kanat değiştirmeye başladığını ve sağda ekstra bir nicelik yaratacağını söyleyelim. Yunus topu kontrole aldı, hemen Kaan'a, Kaan da Torreira'ya döndü. Bakın Barış artık burada. Lütfen Saran'ın da şu an nerede ve ne yapmakta olduğuna dikkat edelim. Hani pozisyonel özgürlük dedim ya başta, şimdi Sara buradaydı ya, Torreira gerideki Davinson'a, o Abdülkerim'e, Abdülkerim Jakobs'a dönüp atak aynı sette 5. kez kanat değiştirdiğinde bakın Gabriel Sara nereden nereye gelmiş. Barış da hala Yunus'un kanadında kaldı. Sola yaklaşan Sara ile birlikte Jakobs ve Abdülkerim aralarında bir üçgen kurdular ve Abdülkerim topa basıp en dışa doğru bir pas atarak aynı sette atağın yönünü 6. kez değiştirdi. Yunus yine kontrolü aldı, çekip Barış'ı buldu. Barış Mertens'le bir verkaça girip 4 kişiyi üstüne aldı ve Diris bomboş kalan Yunus'un önüne bıraktı. Yunus kaleyi düşündü, Ertuğrul çeldi, Cimbom korner kazandı. Galatasaray korneri kısa kullandı ve topa sahip olmaya devam etti. Bakın Barış hala Yunus'un olduğu kanatta. Bu kez Mertens topla birlikte içe kat ederken Mauro Icardi derinleşecek. Ancak bu kez 5 numaralı Aliti demin yaptığını yapamasın diye onu takip edecek. Icardi de topu Mertens'ten aldığı gibi sırtı dönük kontrol edip Lucas'ın önüne bırakacak. İşte bu sayede Icardi'nin atamadığı pasın aynını Lucas atacak. Nereye? Yunus'un kanadına geçerek en sağda hala üstünlük yaratan Barış'a. Tamamen deminkinin aynısı oluyor. Barış topu kontrol etti Kaan'a. Kaan en gerideki Davinson'a. Davinson Abdülkerim'e. Abdülkerim İsmail Jakobs'a. Kornerden öncesiyle beraber 7 mi oldu 8 mi oldu sayamıyorum artık, yine kanat değişti Cimbo. Jakobs burada aldığı topu Mertens'e veriyor ama daha değerlisi verdikten sonra durmuyor, izlemiyor, koşmaya devam ediyor. Ancak Mertens onu ceza sahası içinde tekrar buluşturmak isterken attığı pasta Alanya savunması uzaklaştırdı. Fakat taca gitti, top hala Cimbom'da. Jakobs az evvel ceza sahasında olduğu için Abdülkerim onu beklemedi ve tacı kendisi kullandı Davinson'a. Davinson da Kaan'a, Kaan neyse saydırmayın işte tekrar. İki kez daha kanat değiştirdi Cimbom ve top yine buraya geldi. Barış bu kez oyunun yönünü pasla değil ama şutla değiştiriyor. Uzaklardan yaptığı etkili vuruşu Ertuğrul çeliyor. Yunus burada sekeni toplayıp Kaan'a dönüyor. Ve değerli olan hareketi kesmiyor. Bu topu Kaan'a attıktan sonra buraya gelip ondan pası alıyor. Zaten bu tarz oyunlarda göz ardı edilen şey işin hareket kısmıdır. Pass and move, pass and move diyor ya hani pragmatik keltoş. Galatasaray dakikalardır onun deyişiyle topu hareket ettirmek için değil, rakibi hareket ettirmek için topa sahip oluyor. Yunus aldıktan sonra Torreira'ya verdi. Yine hareketli ancak araya giren Alanya Spor savunması uzaklaştırdı. Fakat sıkıntı yok. Davinson ta buraya kadar çıkıp sahipsizi topladı. Ekseninde döndü. Kaan'a uzattı. Kaan topa bastı. Muslera'ya attı. Muslera çıktı. Tekte dokunup Abdülkerim'e verdi. Abdülkerim Sara'ya yuvarladığında belki de birçok kişi yine aynı şeyin olacağını düşündü. Fakat Sara yüzünü kaleye döndüğünde Icardi ve Barış derinleşirken deminden beri gezzallik yapan Yunus bu kez Onyekuruluk yapıp defansın arkasına gitti. Sara harikulade bir asistle onu ceza sahasında topla buluşturdu. Yunus ters ayağıyla en az gol kadar güzel bir ilk dokunuş ve ardından soğukkanlı bir aşırtmayla skoru ilan etti. Bu söz konusu dile kolay 4,5 dakikalık sekansı analitik düzlemde görmek isteseydik bakın şöyle gözükürdü. Galatasaray bu 270 saniye içerisinde topa buralarda dokunmuş, 5 kere ceza sahası içine girmiş, 4,5 dakikada 3 tane şut üretmiş ve 56 adet pas yapmış. Bu 56 pasın 53 tanesi başarılı, Alanya'nın 4'ü aynı, ikisi aynı saniyelerde olmak üzere sadece 6 pası var ve bunların sadece 3'ü başarılı. Ve bu 4,5 dakika topa sahip olma bakımından %91. Bu kalitede paslaşıp blok halinde 4,5 dakika boyunca topa sahip olarak futbol oynayıp gol atamayacağı hiçbir takım yok Galatasaray'ın. Oyunculara verilen özgürlükler, Sara'nın 3. bölgede istediği gibi dolaşabilmesi, Barış'ın dilediğinde kanat değiştirmesi,
değiştirebilmesi, atağın yönünün defalarca kez değiştirilmesi ama hepsinden önemlisi pası alan oyuncunun da atan oyuncunun da hareketli olması ve pası attıktan sonra da harekete devam etmesi. Stabil durarak bu kalitede paslaşamaz değilsiniz. Paslaşırsınız ama burada paslaşamazsınız. Kendi kalenizin önünde yaparsınız bunu. Pass and move oyununun move kısmı en az pas kadar, hatta onun kalitesini etkilediğinden pastan daha değerli bile olabilir. Bu maçtan göreceğimiz ikinci ve son sekans 57. dakikada Yunus ve Sara'nın rolleri değiştirdiği pozisyon. Atak, Barış'ın ikinci bölgenin son metrelerinde kazandığı bir sahipsiz topla başlıyor ve topladığı gibi de Mertens'in önüne uzatıyor. Öte taraftan burada görmenizi istediğim isim Gabriel Sara. Bakın aslında Barış topu kazandığında Torreira ile aynı hatta. Topa yakınlık olarak da Kaan'la aynı paralelde diyebiliriz. Ancak Mertens sağ çizgiden topu önüne kattığında ne Lucas ne Kaan atağa henüz destek vermemişken Sara neredeyse ceza sahasına girmiş durumdaydı. İşte bağlasan durmaz dediğim olay bu. Bu pozisyonda Mertens ile Icardi telepatik bir uyum gösterdiler desem yeridir. Pozisyonu ağır çekimde bir tekrar izlerseniz hemen göreceksiniz. Mertens yerden sert keserken Mauro da defans bloğu içerisinden çıkıp öne doğru hareketleniyor. Ve dediğim gibi biri bir şey yaptı, diğeri de ona bakarak o aksiyonu tamamladı gibi değil de resmen aynı anda aynı şeyi düşündüler. Mauro bu topu kontrole alıp Yunus'un önüne yuvarladı. Hemen açık alan modundan dar alan moduna geçti Yunus. Topu bir tane kısa dürttü ve bakın bu dürtüşle hem topu kontrole aldı, hem Richard'dan kurtuldu, hem de kendine soluyla bir pas açısı yarattı. İşte bu yetenek. Tıpkı attığı ilk goldeki gibi topa bu kadar az dokunarak onu istediğin şekle sokabilmek büyük bir meziyet. Zaten topa ikinci dokunuşu Sara'nın önüne yuvarladığı pastı. Barış'a çıkarmalıydı diyenleri de gördüm ama bence burada vuruş yapması olması gereken şeydi. Ama biraz daha sert, biraz daha net bir vuruş yapabilirdi. Ancak benim değerli bulduğum şey yine Yunus'la ilgili. Bir kare geriye gel, pası atarken oyuncu tam olarak şurada. Bu pası attıktan sonra Sara bakalım nasıl vuracak diye izleyebilir mi? Ki futbolcular iyi pas attıktan sonra genelde izlemeye dalarlar pozisyonu. Fakat bir sonraki kareye gel, bakın Sara vururken Yunus burada. Pası atarken burada, Sara vururken burada. İşte bu çok net, çok açık. Ben artık olmak istiyorum mesajıdır. İlk dokunuşu yahut attığı pas zaten Yunus'un ezelden beri yapabildiği şeyler. Ancak şu pası attıktan sonra şu koşuyu sürdürmesi onun ne kadar çok istediğinin, mental açıdan geliştiğinin, olgunluk açısından da artık büyüdüğünün göstergesi. Yunus'ta bence eksik olan buydu ve artık değil. Çünkü burada illa Sara sana geri pas verecek diye değil. Şu koşuyu atmak demek şurada Sara vurur, seker döner, çarpar gelir, gole davetiye çıkarmak, kendi şansını kendin yaratmak demektir. Yunus bu şansların peşinden azimle koştuğu sürece ki PAOK'a attığı gol de tam olarak böyleydi. Skor katkısı onun bu takıma kattıkları arasında bence en az etkileyici olan olmaya devam edecek. Belki de takımın 2 haftadır maruz kaldığı travmatik geri dönüşlerin etkisiyle son 15 dakikada Galatasaray'ın takım halinde topun biraz daha arkasına geçtiğini görsek de tıpkı ilk devrede olduğu gibi ikinci devrede de 9 şut atmışlardı ve kalesinde ceza sahası içinden atılmış tek bir şut görmüştü. Ki o şut hem maçın son saniyesinde gelmişti hem de birçok hakem yorumcusuna göre şuttan önce Jakobs'a bir faul söz konusu olabilirdi. Toparlarsak Okan Buruk'un bu hafta özelinde tek ihtiyacı olan şey kelimenin tam anlamıyla patronu sakinleştirmekti ve bunu sadece kazanarak yapabilirdi. 21 günde 7. resmi maçına çıkan Cimbom bu son derece yoğun periyodu hem kazanarak tamamladı hem de milli ara öncesi liderliğini sürdürdü. İyi kopmaya bilet yeter. Blade ile haftanın süper performanslarında formaya gitgide ısınan Gabriel Sara ilk bahsedeceğimiz isim. Brezilyalı takım arkadaşlarına alışırken onlar da Sara'nın alışkanlıklarını her maç biraz daha iyi öğreniyor. Gabriel Alanyaspor karşısında özellikle ilk yarıda kusursuza yakın bir performans gösterdi ve Yunus'a attığı muhteşem gol pasıyla skorun değişmesine yardımcı oldu. Gabriel Sara böylelikle 7 lig maçında 2 gol 3 asiste ulaşarak şimdiden 5 kez skor katkısı yapmış oldu. Maçı %84 pas isabet oranıyla bitiren Sara 4 anahtar pas, 2'de 2 başarılı çalımın yanı sıra 2'de 2 top çalma ve 7 sahipsiz top kazanmayla oyunun defansif tarafına da önemli bir katkı sağladı. Galatasaray adına diğer performans elbette hepinizin tahmin edeceği üzere şu ana kadar sezonun flash oyuncusu görünümünde olan Yunus, geçtiğimiz yıl Leicester'a kiralık gittiğinde onun yeteneği sayesinde bir yerlerde mutlaka kabuğunu yırtıp önemli bir oyuncuya dönüşeceğini ve bonservisiyle ayrılması halinde de Galatasaray'ın ilerleyen yıllarda onu tekrar satın almak
isteyeceğini düşünmüştüm. Neyse ki böyle bir pişmanlığa gerek kalmadı. Yunus yuvasına geri döndü. İhtiyacı olan şansı buldu ve bu kez bunu çok iyi kullandı. Alanyaspor maçında soğukkanlı bir dokunuşla attığı golle birlikte son 6 resmi maçta 4 gole ulaştı Yunus. Sadece 3 pas hatası yaptı ve 4'te 3 başarılı çalımla yine süper bir performans ortaya koydu. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş Gaziantep deplasmanına konuk oldu. Fakat bu karşılaşmanın analizine geçmeden önce hafta içi oynanan Eintracht Frankfurt maçıyla alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Malumunuz UEFA Avrupa Ligi'nde 3 takımımız da haftayı galibiyetsiz kapattı. Fakat kabul etmek gerekir ki Frankfurt bu 3 temsilcimizin rakipleri arasında en güçlü olanıydı. Hatta pazar akşamı onlar da Bayern Münih'i konuk ettiler ve 3-3 berabere kaldılar. Beşiktaş'ın başına bela olan şu Marmuş Bayern'e de 2 gol attı. Daha üzücü olanı Beşiktaş 3 temsilcimiz arasında oyun olarak en iyi performansı ortaya koyan takımdı. Ancak sadece Beşiktaş puan alamadı. Alman ekibinin kalecisi Santos biri penaltı olmak üzere tam 10 kurtarışla kariyer maçını oynadı. Şimdi bu maçın takım ve taraftarlar üzerindeki psikolojik etkileri başka bir konu. Özellikle hocanın Frankfurt maçından sonra söylediklerini en sonda değineceğim. Fakat bu işin bir de fiziksel yıpranma boyutu var. Al-Musrati'nin sakatlığıyla zaten iyice daralan kadro 90 dakikalık yorucu bu maçın ardından Antep gitti. Kaleci Mert'in 11'e geri dönmesini saymazsak Van Bronckhorst bu deplasmanda sadece tek bir oyuncuyu dinlendirebildi ki o oyuncu da üst üste çok sayıda maç oynamak zorunda kalan Rashid Said. Üstelik Kara Kartal maçın 21. dakikasında savunmanın en önemli ismi Gabriel Paulista'yı da bir adele sakatlığına kurban verdi. Kosovalı'nın yerine sağ önde Rafa Silva başladı ve Ciro'nun arkasında João Mário şans buldu. Biliyorsunuz Rashid Said benim Türkiye'ye geldiği günden bu yana beğendiğim bir oyuncu. Fakat teknik kapasite anlamında öyle insanın ağzını açık bırakacak sihirli bileklere sahip bir oyuncu falan değil. Örneğin bir Rafa Silva kesinlikle değil. Özverisi ve disiplinli olmasının yanı sıra hücuma katkısı da fena olmayan bir oyuncu. Ve eğer Beşiktaş takımı sahada olmadığında Milo Rashica'yı ciddi ciddi arıyorsa bu durum kadronun derinlikten ne kadar uzak olduğunun işareti. Ve evet Antep deplasmanında hem Beşiktaş takım halinde hem de Rafa Silva bireysel olarak Rashica'nın enerjisini çok aradı. Zira Portekizli Beşiktaş kariyerinde ilk kez bir müsabakaya sağ açıkta başladı ve ligdeki en etkisiz maçını oynadı. Rafa'nın etkisiz kaldığı bir diğer maçsa sol kanatta başladığı Ajax karşılaşmasıydı ve ben bunun bir tesadüf olduğunu hiç sanmıyorum. Çünkü Rafa merkezde hatlar arasında oynama becerisiyle çok büyük fark yaratan bir futbolcu. Özellikle de sağda Svensson ve Rashica gibi iki tane ciğersiz oyuncu olduğunda o koridora yaklaşarak oynadığında doğal olarak savunmadaki yükü de hafifliyor ve çok daha etkili oluyor. Buna verilebilecek en iyi örnek de Trabzonspor maçı. Buradan Antep müsabakasına geçecek olursak golü bulduğu 31. dakika kadar iyisiyle kötüsüyle haftalardır burada anlattığım şeylerin aynını sahaya yansıtan bir Beşiktaş izledik diyebilirim. İlk 6 dakikayı ayırmam lazım zira Beşiktaş bu maça biraz sallantılı başladı ve bu kısa bölümde Antep rakibinin kalesine 4 tane şut attı. Bu şutlardan ikisi aynı sekansta atılan ardışık şutlar olup sadece biri ceza sahası içinden çekildi ve tek ciddi gol tehlikesi de Okereke'nin girdiği bu pozisyondu. Fakat Beşiktaş 6. dakika itibariyle direksiyona geçti ve Immobile'nin 31. dakikada gelen penaltı golüne de siyah beyazlar her zaman olduğu gibi savunma hattını rakip yarı sahanın ilk metrelerine kadar çıkararak oyunu oraya yıkmayı başardı. Rashica'nın yedek oturduğu bu maçta sağ koridoru kullanma görevi Svensson'a, savunmayı üçleme görevi ise yeniden Masuaku'ya verilmişti. Build-up aşamasında Endur Al-Musrati'nin rolünü devralarak savunmanın önünde kalırken Jetson sık sık öne devrilip beşli hattın bir parçası oldu. Takımın henüz diri olduğu bu bölümde ön alan baskısı da hiç fena çalışmadı. Fakat siyah beyazlar bunu hem İKS Eyüpspor hem Kayserispor maçlarında söylemiştim. Atakların finalize edilemediği noktalarda benzer sorunları yaşamaya devam ettiler ki birazdan sahada da göreceğiz. Bu 25 dakikalık dilimde Beşiktaş %72'ye %28 olmak üzere topa net biçimde hükmetti ve rakibini %69 pas isabetinde sınırlarken kendisi %89 isabetle paslaştı. Bu aralıkta Antep siyah beyazların ceza alanına tek bir kez bile giremedi. Diğer yandan Beşiktaş 11 kez girdi. Selçuk İnan'ın takımı ceza sahası içi dışı fark etmeksizin hiç şut atamadı.
kalmadı. Öte yandan Beşiktaş biri penaltıdan gelen gol olmak üzere rakip kaleye 6 şut çekti. Uzun lafın kısası 6 ile 31 arasındaki bölümde Beşiktaş istediklerini yapan taraftı ve arzuladığı gibi golü de buldu. Ancak sorunların büyük bir kısmı da zaten gol geldikten sonra başlıyor. Ama gelin öncelikle size bu bölümden seçtiğim sekansları bir anlatayım. Bu pozisyon 17. dakikadan aslında her iki taraf adına da bir gol tehlikesi içermiyor. Ama bunu almamın sebebi hem Beşiktaş'ın gole kadarki ön alan baskısını size göstermek hem de devamında anlatacağım bir detay. Burada gördüğünüz gibi Beşiktaş rakip yarı sahada 7 oyuncuyla basıyor ve Svensson topu da kazanıyor. Devamında atak olgunlaşıyor ve Immobile ceza sahasının sol çaprazından yay üzerindeki Rafa Silva'ya bir pas atmak isterken Antep defansı araya giriyor. Bu noktada ceza sahasına girmek üzere olan bir, zaten girmiş olan tam 4 siyah beyazlı oyuncu var. Ve bunlardan biri de sağ bek Svensson. Bir diğeri Rafa'nın merkezleşmesiyle onun yerine sağ tarafa giden João Mario. Diğer ikisi de zaten Rafa ve Ciro. Şimdi burada atağı finalize edemediğiniz zaman bir geçiş yemeniz çok muhtemel ve bir sonraki karede görüyoruz ki biri sağ bek biri de sağ açık olmak üzere o 5 oyuncunun tamamı ileride kalmış ve Gaziantep tam da orayı işlemek üzere. İşte Beşiktaş'ın Raşitsa'yı aradı dediğim yer burası. Neyse ki Jetson burada olağanüstü bir özveriyle kovalıyor ve buradan ta buraya kadar gelip Okereke'nin önünü kapatıyor. Evet belki bir tehlikeye dönüşmedi ama Beşiktaş takımı zaten yorgun olan Beşiktaş takımı 50-60 metre geri koşmuş oldu ve buna benzer sekansları bu maçta çokça gördük. Sonraki pozisyon Beşiktaş'ın gol tehlikesi. Dakika 22 Svensson topu kazanıp hızlıca Rafa'ya oynuyor. Rafa topu Badu'nun bacak arasından Immobile'ye geçiriyor. İtalyan'da duvar olup tek de Rafa'nın önüne bırakıyor. Akabinde Rafa buraya kadar sürüp Muçi'ye çıkardı. Bence Muçi'nin başka opsiyonları da vardı. Örneğin iki Portekizli'den birinin önüne bırakmayı düşünebilirdi yahut en arkaya Svensson'a doğru kaldırabilirdi ama şutu tercih etti. Kötü de vurmadı aslında ama az farklı out'a gitti. 2 dakika sonra bir başka gol tehlikesi. Burada artık Paulista sakatlanıp oyundan çıkmış ve yerine Emirhan girmişti. Onun girmesiyle Udoğukay sağ stopere kaydı ve Felix, Emirhan, Masuaka'dan oluşan üçlü hattı burada görebiliyoruz. Jetson anlık olarak kendisini sağ çizgiye atmış ve Svensson biraz içeriye girmiş. Diğer kanatta da João Mario çizgiye, Muçi iç koridora girmiş. Yani farklı oyuncularla da olsa 3-2-5'i yine net şekilde görebiliyoruz. Masuaku Felix'ten aldığı bu topu João Mario'ya oynuyor. O da dönüp Endur'a bırakıyor ve Endur o esnada hafif derine gelen Ciro'ya veriyor. Top Ciro'ya doğru gelirken João bekle stoper arasına bir koşu gösteriyor ve Ciro tek dokunuşla topu ona geçiriyor. Devamında Portekizli Ertuğrul'a bir çalım atıp ceza sahasına kadar götürdü ve pasını Immobile'ye çıkardı. İtalyan belki tekte vursa çok daha etkili olabilirdi. Ancak sağıyla kontrol edip soluyla vurmaya çalışınca defans önünü kapattı ve top kaleye ulaşmadı. Geldik penaltı pozisyonuna. 3+2'yi yine görebiliriz. Fakat bu sefer Mert Günok'tan gelen direkt bir topla pozisyona girecek Beşiktaş. Kadrajın en üst tarafında Muçi'nin vücut postüründen de anlayacağımız üzere savunma arkasına bir koşu koparmak üzere ve Mert hani kısa paslarda o kadar başarılı değil belki ama bu uzun metrajlı pasları gerçekten çok iyi atabiliyor. Yine milimetrik bir top attı. Tabi Antep'te sağ bek oynayan Ertuğrul'un burada çok bariz bir pozisyon hatası var, onu da es geçmeyelim. Muçi bu sefer çok daha doğru bir tercih yapıp Rafa Silva'nın önünü uzatıyor. Harika bir derin pas. Rafa'nın vuruşunda top kaleciden dönüyor. Fakat devamında defansını uzaklaştıramadığı top Immobile'nin önünde kalıyor ve kaleci Diodis'in müdahalesi VAR yardımıyla bir penaltı kararına dönüşüyor. Beşiktaş bu penaltıyı Immobile ile gole çevirip 1-0 öne geçiyor. Şimdi Van Bronckhorst'un golden sonra yaptığı ufak bir taktiksel dokunuş oldu. Neydi bu dokunuş? Hoca gol dakikasına dek gayet agresif bir ön alan baskısı yaptırırken gol geldikten sonra bu presin merkezini orta bloğa kadar geri çekti. Hani adeta Antep'e alın azıcık topla oynayın kurmaya çalışın bakalım mesajı verdi. Bu taktiksel dokunuşun hem risk hem de ödül tarafında getirdikleri vardı. Şimdi 1,5 dakika arayla peş peşe gelişen iki pozisyonda hem ödülü hem de riski göreceğiz. Dakika 33 gördüğünüz gibi gole kadar rakip yarı alanın son metrelerine dek basan Beşiktaş golü bulur bulmaz orta bloğa çekilmiş. Fakat defans çizgisinin hala epey önde olduğuna da dikkat çekmek istiyorum. Antep bu sekansın devamında Beşiktaş yarı sahasına yerleşiyor ve tam şu noktada topu kaybediyor. Svensson topu alır almaz Jetson oynuyor. Jetson da dönüp hayli derine gelen Ciro'ya uzatıyor ve ileriye doğru koşmaya başlıyor. Immobile yine tekte harika bağlantı yapıp Rafa Silva'ya bıraktı. O da Jetson'un önündeki koridoru uzattı. Devamında burada da göreceğiniz üzere bir 4'e 4 ortaya çıkıyor. Metrelerce topu taşıyan Jetson Maxim'le girdiği ikili mücadeleyi de kazanıp yaya doğru atıyor pasını. Ciro yine tek dokunuşla Muçi'ye servis etti. Arnavut oyuncu zayıf ayağıyla yine etkili bir şut attı. Top direğe de çarparak dışarı gitti. Buraya Muçi ile ilgili ufak bir parantez açmak istiyorum. Hatırlarsanız Kayseri maçından sonra onu sorumluluk almaktan çekinerek oynadığı konusunda eleştirmiştim. Hakkını vereyim. Hem Frankfurt maçında hem de bu maçta çok daha iyi, çok daha inisiyatif olarak oynadı. Ama işte size 10 milyon euro bonservis bedeli ödendiyse taraftarınız da sizden şunu artık gole çevirmek
demenizi bekliyor doğal olarak. Bakın bir transfer fiyatı sebebiyle eleştirildiği zaman bazıları olaya sana ne fiyatından, sen muhasebeci misin gibi bir yerden bakıyor yani. İşte Muçi böyle bir pozisyonu atamadığı zaman emin olun bunu diyenlerin de aklına ilk olarak fiyat etiketi geliyor. Zaten Muçi'nin Frankfurt maçında ıslıklanmasının da sebebi bu. Tek bir pas hatası yapmadan tam 6 tane anahtar pasla tamamladığı bir maçta ıslıklandı Muçi. Neden? Çünkü şu golü kaçırdığı zaman Beşiktaşlar diyor ki bu adama 10 milyon verene kadar az daha üstüne koyup Talişka alabilirdik. İşte bu yüzden dostlar sadece futbolda değil hayatın herhangi bir alanında satın aldığınız herhangi bir ürünü fiyatından bağımsız değerlendiremezsiniz. Muçi 4-5 milyon euro bandında alınmış bir oyuncu olsaydı zaten eminim böyle bir tepki de görmezdi. Devam edelim. Hem ödülü hem riski göreceğiz demiştim. Az önceki pozisyon ödüldü ve şimdi peş peşe iki pozisyonda risk tarafını göreceğiz. Ki bu risk 2 haftadır devam ediyor Beşiktaş'ta. Dakika 34 Beşiktaş yine Antep savunmasının topu kullanmasına müsaade ediyor ve bu kez defans çizgisi çok daha öne çıkmış. Fakat Saburit bu kez oyun kurmakla falan uğraşmıyor ve doğrudan savunmanın arkasına hareketlenen Okereke'ye uzatıyor. Evren bu topa müdahale etmeye çalışıp arkaya sektirince Nijeryalı kaleci Mert'le karşı karşıya kalıyor ama yaptığı aşırtma vuruş çok az farkla yandan out'a çıkıyor. Dakika bu kez 47. Bakın az önceki pozisyonun ters açısını izliyorum zannetmeyin. Bu pozisyon ikinci yarının başından. Pası atan oyuncu yine Saburit. Okereke bu kez Felix'le Emirhan arasındaki boşluğa hareketleniyor. Pasın şiddeti ve zamanlaması da çok iyi. Fakat Nijeryalı bu kez de topu Mert'in üstüne vuruyor. İşte bu noktada 21. dakikaya bir geri dönüş yaparsak yani Paulista'nın sakatlandığı pozisyona yine çok benzer bir tehlike göreceğiz. Beşiktaş yarı alanına yakın tek oyuncu Okereke ve birazdan savunma arkasına koşu gösterecek. Bu esnada Felix Nijeryalı'nın yakınında bile değil ve Sorescu topu ona uzattığında artık yetişmesi de mümkün değil. Paulista büyük bir gayretle yetişip kademeye girdi fakat bu hamle ona bir arka adale sakatlığına mal oldu. Burada geçtiğimiz bölümlerde de altını çizdiğim bir şeyi tekrarlamak istiyorum. Felix savunması gereken alanlar büyüdüğünde defoları ortaya çıkabilen bir oyuncu. Evet bu tip pozisyonlarda göründüğü kadar atlet olmadığını daha önce de söylemiştim fakat pozisyon alma konusunda da eksikleri var. Yanında Paulista varken bu eksiği pek göze batmıyor olsa da Paulista'nın yokluğunda neler olduğunu 34. ve 47. dakikadaki pozisyonlarda zaten gördük. Açıkçası bu dakikadan sonra ta ki maçın son saniyelerinde gelen beraberlik golüne kadar Beşiktaş'ın Mustafa ile girdiği bir pozisyonu haricinde iki takım adına da net bir fırsat ortaya çıkmamıştı. Elbette siyah beyazlar işin ödül kısmında başka geçiş fırsatları da buldu fakat özellikle 60'tan sonra o kadar yorgun düştüler ki artık Beşiktaş'ta vücutlar gitmemeye başladı. Ben Van Bronckhorst'u Frankfurt veya Antep maçlarının birinde neden daha fazla rotasyon yapmadın, neden aslarını dinlendirmedin diye eleştiremem çünkü hocanın elinde gerçekten böyle bir malzeme yok. Ajax maçında Ciro'yu dinlendirmeye kalktı ve maç 4-0 bitti. Ama bu maçla ilgili eleştirilmesi gereken bir şey var ki o da elbette Semih Kılıçsoy meselesi. Şimdi ben hocanın Semih'e taktığını ya da taraftarlarla inatlaşmak olsun diye oynatmadığını düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum çünkü bunlar Türkiye'de çalışan bir teknik adam için ölümcül hatalar olur. Ama şu maçta Semih'in oyuna girmemesini gerçekten anlamış değilim. Semih süre aldığı maçlarda kötü bir performans sergilemiş olur anlarım ama Trabzon maçında oyuna girdi, tamamen bireysel becerisiyle pozisyon yaratıp Uğurcan'a takıldı. İkaz Eyüpspor maçında ise bir penaltı kazandırdı. Zaten maçtan sonra Semih'i neden oyuna almadığı ile ilgili soruya da çok tatmin edici bir cevap veremedi Hollandalı. Peki madem Semih hamlesini yapmadı, o zaman hocanın yaptığı hamlelere bir bakalım. 21'de zaten mecburi olan Paulista Emirhan değişikliğini yapmıştı. İkinci yarıda 67'de Ciro ve João Mário oyundan çıktı, Rashica ve Mustafa girdi. Buraya kadar da bir sorun yok. Yorgun ve 30 yaş üstü iki oyuncu çıktı, yerlerine daha genç, daha taze adamlar girdi. Fakat bu arada rakip de boş durmuyor. Selçuk İnan sağ bekte oynayan stoper orijinli Ertuğrul'u çıkartıp son derece ofansif bir kenar oyuncusu olan Mustafa Eskiellaç'ı oyuna almış. Yetmemiş, iki merkez orta sahacısından biri olan Kozlowski'yi çıkarıp yerine bir santrafor daha yani Kenan Kodro'yu koymuş. Ve ev sahibinin baskısı her geçen dakika artıyor. İkinci yarının genelinde %52'ye 48 daha fazla topla oynayan küçük bir farkla da olsa rakibinden daha isabetli paslaşan taraf Gaziantep'ti. Fakat özellikle 65'ten sonra bu rakamlar 67'ye 33, 79'a 68 olmak üzere çok daha dramatik bir boyuta ulaştı. Evet belki son saniyeye kadar ev sahibi ciddi bir gol tehlikesi yaratamadı. Ve bu maç aynı senaryoda, aynı şartlarda 10 kez daha oynansa 9'unu Beşiktaş kazanabilirdi. Fakat şartlar ne olursa olsun o kalan bölüm oynanmak zorunda. Oynamadan kazanamıyorsunuz. Gerek Fenerbahçe Göztepe deplasmanında, gerekse Galatasaray geçen hafta Kasımpaşa maçında aynı hataya düştüler ve sonuçlar ortada. Skora güvenerek maçı bitirdiler.
bitirmeye oynamak oyuncularınıza olumsuz bir mesaj veriyor. Ki Van Bronckhorst 86'da yaptığı son iki değişiklikle bu mesajı daha da pekiştirdi. Kulübede hala oyunu alınabilecek bir Semih Kılıçsoy varken Hollandalı Rafa Silva ve Muçi'yi çıkarıp Zaynutdinov ve Tayyip Talha'yı aldı. Bunlar daha önce süre almamış oyuncular. Bu hamlelerden sonra Beşiktaş ekranda gördüğünüz üzere aşağı yukarı 7-2-1'e benzer bir görüntüye kavuştu ki bunca yıllık futbol izleyicisiyim. Çok istisnai durumlar haricinde böyle bir görüntü hatırlamıyorum. Tayyip Talha'nın savunma hattını beşlemesi yetmiyormuş gibi Zaynutdinov ikinci bir sol bek, Raşista ise ikinci bir sağ bek olarak o hattı 7 kişiye çıkardı ve Beşiktaş son dakikaları böyle oynadı. Bakın şu pozisyon 90+2'de gerçekleşti. Antep savunmasından gelen uzun topu Svensson kafayla karşılayıp Cesson'a indirdi ve o da hemen Raşista'yı uzattı. Tam o esnada kadrajın en altında Zaynutdinov görüyoruz. Fakat Özbek oyuncu postür olarak kapalı durumda, yani ileri doğru koşu atmak gibi bir düşüncesi asla yok. Neden? Çünkü hocası demin yaptığı değişiklikle zaten ona saldırmasını değil koruması gerektiği mesajını vermişti. Adım gibi eminim giren oyuncu Semih olsaydı önündeki koridoru son sürat koşardı. Devamında pozisyon şöyle bir şeye dönüşüyor ve Milo soldan hiçbir destek gelmediği için basıp tekrar Svensson'a oynamak zorunda kalıyor. Ve 90+4. Beşiktaş'ın yedili savunma hattına rağmen Selçuk İnan'ın hamlelerinden biri olan eski Ellaç ortayı yaparken onu rahatsız eden kimse yok. Bir diğer hamlesi olan Kenan Kodro kafayı vuruyor ve bu esnada hocası oyuna bu kadar savunmacı almış olmasına rağmen ceza sahasında 5 tane Antepli, 5 tane Beşiktaşlı var. Hatta sadece şu küçük alanı işaretlersek Beşiktaş burada 3'e 2 sayısal olarak dezavantaj. Ne anladım ben bu işten? Mesela Masuaku, hadi orta yapılırken gidip rakibini rahatsız etmedin. Peki burada tam olarak ne yapıyorsun? Kimi savunuyorsun birader? Bir savunma elemanı olarak neden ceza sahası içinde değilsin? Gerçekten anlamak mümkün değil çünkü artık bu maçın son saniyesi. Bu hücumu savunacaksın ve kazanıp milli araya gideceksin. Bu son saniyeyi savunmaktan daha önemli bir işi olmamalı şu an kimsenin. Top artık ileri doğru çıkmış olan stoper Bruno'ya doğru giderken de Felix felaket bir zamanlama hatası yaparak tüy dikiyor. Hem topu ıskalıyor hem de sıçradığı için oyundan düşüp Maxim'i boş bırakıyor. Bruno topu Maxim'e indirip gol attırıyor. Yani geriye savunması gereken belki de tek bir pozisyonu kalmıştı. Ama bunca savunmacıyla bu pozisyonu ancak bu kadar kötü savunabilirdi Beşiktaş. Sanırım bazı oyuncular, özellikle de milli takıma gitmeyecek olanlar, hocanın hamleleriyle birlikte milli arada yapacakları tatili planlamaya başlamışlardı ikinci yarıda. Çünkü ben son dakikada yenilen şu gole başka bir açıklama bulamıyorum. Gelelim hocanın Frankfurt maçından sonra yaptığı açıklamalara. Van Bronckhorst bazı oyuncularının ıslıkla protesto edilmesine karşılık olarak şöyle dedi. Maç içinde ıslıklamalar oldu. Anlamıyorum. Belki de en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Statta en iyi performansı vermediğimizi düşünen varsa tekrar bu stada gelmesin. Şimdi bunu kıyaslamak için söylemiyorum. Fakat yine ülkemizden ve çok yakın bir örnek olduğu için vereceğim. İletişim becerilerinin ne kadar yüksek olduğunu her fırsatta bahsettiğimiz Jose Mourinho. Kurun için ıslıklanması hakkında aynen şunları söylemişti. Mesela Real Madrid'de, Bernabéu'da tribünlerin sessizliği mutlu değiliz demektir. Buradaysa bir oyuncu pas hatası yaptığında reaksiyon oluyor. Demek ki buranın da kültürü bu. Bunu değiştiremeyiz. Biz de yeni oyuncular alırken bununla baş edebilecek karaktere sahip oyuncuları seçeceğiz. Kıssadan ise teknik direktörlük sağ içi kadar sağ dışını da iyi yönetmeyi gerektiren bir meslek ve Gio Hoca Frankfurt maçından sonra soğukkanlılığını kaybederek bana göre ciddi bir hata yaptı. Eğer bu mevsimde tribünlerle restleşiyorsanız sezon sonunu getirmekte zorlanabilirsiniz. Evet, Beşiktaşlılar hocayı anlamalı. Zira bugüne dek sahada gerçekten iyi şeyler gösterdi. Fakat diğer yandan Van Bronckhorst da Beşiktaşlıları anlamalı. Çünkü ne kadar iyi top oynamış olsa bile bu takım Avrupa Ligi'nde 2 maçta 7 gol yiyip 36 takım arasında son sıraya oturdu ve bu durum doğal olarak Beşiktaşlıların canını acıtıyor. Blade'le haftanın süper performanslarında Beşiktaş adına öne çıkarmak istediğim oyuncu Ciro Immobile. İtalyan attığı penaltı golüyle Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı ve gol krallığı yarışındaki farkı biraz daha açtı. Üstelik sadece skor yapmakla kalmadı. 67 dakika oyunda kalmasına rağmen 39 gibi bir santrafor için çok ciddi sayıda topla buluşmaya imza attı. 26'da 21 gibi iyi bir pas yüzdesiyle oynadı ve çok değerli bağlantılar yaptı Ciro. Zaten onun oyundan çıkmasıyla her şeyin ters gitmeye başlaması
olması da Beşiktaş için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunun en önemli göstergesiydi. Atan'ı söyledik, tutandan da bahsetmezsek ayıp etmiş oluruz. Zira Mert Günok kurtarışlarıyla skorun çok daha erken bir dakikada eşitlenmesine engel olan isimdi. Ve bu sayede belki de çok daha kötü bir sonucun önüne geçmiş oldu. Zira dakikalar geçtikçe Beşiktaş giderek yorgunlaşmıştı. Hatta insan düşünmeden de edemiyor. Sakatlık sebebiyle oynamadığı Frankfurt maçında kalede o olsaydı acaba sonuç farklı olur muydu diye. Mert Antep deplasmanında bir tanesi Okereke'nin mutlak gol pozisyonu olmak üzere 4 kurtarışa imza attı ve son saniyelerdeki pozisyona dek skoru tutmaya başardı. Üstelik Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda Muçi'ye yolladığı milimetrik pasla dolaylı yoldan aslında skora da etki etmiş oldu. Kaptan gemisini batmaktan kurtardı ve hasarlı da olsa limana yanaştırmayı başardı.